Herkese merhabalar. Havalar soğudu ve benim tabii ki cilt bakım rutinlerim değişti. Yaz başında çekmiştim. Kışın bir daha çekeceğim demiştim. Peki şimdi ne kullanıyorum? Ben böyle 3 ayda bir rutinleri değiştiriyorum arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Daha önceki videolarımı seyrederseniz mevsimine göre kullandıklarım değişir. Benim söyleyeceğim şu ki her zaman bakımlı cilt, temiz cilt ilk adımı, güzel cildin ilk adımı. Yani ne krem kullanırsanız kullanın, yüzünüze makyaj yapın veya yapmayın, akşam o yatağa girerken o yüz yıkanacak. Ama o yüz nemlenecek. Hangi bütçeyle ne alıyorsanız okeydir. Ama temiz girin, ama nemlendirin. Hani markalardan bağımsız. Bir tane daha ileride daha uygun fiyatlı çekeceğim ama bu video ben ne kullanıyorum. Ben bu arada aklınızda olsun. Bence krem ne olursa olsun, serum çok önemli. Bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. O yüzden özellikle anti-aging, yani koruma, yani yaşlanma önleyici serumlar benim vazgeçilmezim. Şu anda ne kullanıyorum biliyor musunuz? Şu anda sabah uyanıyorum, yüzümü yıkıyorum ve ilk kullandığım ürün bu. Kime gösteriyorum? Sana mı gösteriyorum? SkinCeuticals'ın C ferülik serumu. Ara ara bunları değiştiriyorum markalarını ama maksat C vitamini. C vitamininin de kapsüllenmiş oranları, yanındaki iyi ferülik, absorbik, hani o etkenlerini de arada değiştiririm. Ama bu kış rutinimde bunu kullanıyorum. Bunu kullandıktan 10 dakika sonra başka şeyler yapıyorum hani zaman geçsin diye. Üstüne hyaluronik asit sürüyorum. Yani bu. Ben yine SkinCeuticals kullanıyorum ama siz başka, ben Mezoestetin de hyaluronik asitini kullanmıştım, o bitti. 5-10 dakika beklettikten sonra bunu kullanıyorum. Hyaluronik asit ne işe yarıyor? Nem. Yani susuz cilt olmaz gibi düşünün. Saç içince diyorum ya hep nem 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 diye. Hyaluronik asit vücuttaki suyu, nemi hapsettiği için daha canlı, daha parlak bir görüntü veriyor. Bunu kullanıyorum. Ve birazcık bekledikten sonra nemlendirici kullanıyorum. Şu anda kullandığım nemlendirici de Caudalie'nin bu ürünü. Zaten bakayım bitti gibi yani. Hani bitmiş. Çok iki kullanımlık falan var. Bunu kullanıyorum. Bu gündüz rutinim arkadaşlar. Bunu kullandıktan sonra bazen makyaj yapıyorum. Haftada bir de özellikle makyaj yapmamaya çalışıyorum. Bu o. Ha, bu arada şunu söyleyeyim. Ben yan yattığım için önlenemez bir boyun ve hani şuralarımda hani bazen kırışıklık oluyor. Bu Neostrada'nın boyun kremi efsane. Yani bayağı iyi. Bunu sabah akşam kullanıyorum. Sabah rutinimde de var. Hem boynuma hem dekolteme sürüyorum. Bunu kullanıyorum. Sonra akşam ne yapıyorum? Haftada 3 gün, yani gün aşırı, öyle söyleyeyim. Bu rutinimde bu ay glikolik asit kullanıyorum. Bu yine SkinCeuticals'ın glikolik %10. Böyle siz ilk kullanacaksanız haftada 1 veya 2 ile başlayın. Sonra 3'e çıkartın. Sonra gün aşırı. Sonra her gün bile kullanabilirsiniz. Ben bunu şimdi bu ay bitiririm bunu. Bunu bitirdikten sonra retinole geçeceğim. Retinolde de kullandığım bitmiş siparişim var. Medicaid'in 3 numarasını kullanıyorum. Ekrana vereceğim. Bu ekranda gördüğünüzü kullanıyorum ama bu ay akşamları gün aşırı bunu kullanıyorum. Bu ne işe yarıyor biliyor musunuz? Glikolik asit cildi hafif hafif soyuyor. Sürdüğünüzde böyle kaşıntı, hafif böyle bir gıdıklanma, bir iritasyon hissediyor olabilirsiniz. Bu normal. Daha sonra geçiyor. Ama ertesi gün, bakın ertesi gün herkes ne oldu senin cildine? Ne bu parlaklık? Efsane parlıyorsun gibi sorular soruyor. Önce retinolle glikolik asiti beraber kullanabilirsiniz ama ben tavsiye etmiyorum. Çok daha agresif bir uygulama. Ben bir ay bunu kullanıyorum. Bir ay retinolü, iki ay retinolü kullanıyorum akşam rutinimde. Bunu kullanmadığım akşamlar ne kullanıyorum onu da söyleyeyim. Bu Shiseido'nun zaten Altium'un serumunu bilmeyen yok. Bunu hani Immunex kullanıyoruz ya ağızdan veya submukoller kullanıyoruz ya. Senin hastalanmaman, seni önleyici içerikleri var. Artı yine anti-aging özelliği var. Yenisinde anti-aging özelliği var. Daha önce yani 2 sene önceki serumunda yoktu.
Bu yeni serumlarında var. Çok memnunum. Diğer akşamlar bunu kullanıp akşamda firming etkisi, yani sıkılaştırma etkisi veren mezoestetiğin bu AH elementini kullanıyorum. Herhangi bir mesela Kodeli'nin de gece kremi vardı, o bitti. Akşam kremi kullanabilirsiniz. Gece kremleri çok önemlidir. Neden? Çünkü gece uyurken daha fazla yaşlılık şeyi sergiliyoruz, hormonu. Kullandığımız ürünler maksimum etki ediyor. O yüzden gece kullandığımız şeyler çok 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 daha önemli. Ne olur, o yüzden temiz girmeye ve nemlendirmeyi unutmayın. Onun haricinde havalar çok soğuk ya, ben bazen böyle yağ sürmek istiyorum cildime. Yani yağsız olmuyor. Veya zaten haftada bir gün masaj almaya çalışıyorum eve. O zaman da yüzüme yağla veya akşam çok kuruduğu zaman yağla masaj yaparım. Onda da bir Türk markası Kayı Beauty. Bu herhalde 10. şişem falan. En çok sevdiğim yağlardan bir tanesi. Bakın bu da bitmek üzere zaten. O kadar çok kullanıyorum ki kokusu da aromaterapik. Ruhuma da iyi geliyor. Koku ne kadar sizi başka yerlere götürüyor. Bunu böyle sürüyorum. Elime de falan da çok güzel geliyor. Bazen akşamları çok kuru hissettiğim zaman elime, yüzüme, dekolteme bu yağ sürüyorum. Bu kadar. Hani sanki azmış gibi. Bazı ürünler online satılmıyor. Eczaneler mesela Medicate'in retinolü. Bulabildiklerimi link yapacağım. Bunların birçoğunu bulabilirim galiba online'da. Aşağıya link koyalım açıklama kısmına. Bulabildiklerimi oraya koyacağım. O retinolü de kendi web sitesindeki linkini de koyacağım. Ama ben 3 numarayı kullanıyorum. Siz ilk defa kullanacaksanız 1. Zaten ben retinole alışığım, A vitaminlerini çok kullanıyorum diyorsanız da 1, 3, 6 diye gidiyor. 6 ile kullanabilirsiniz. Ben 3'te şu an benim için uygun gibi geliyor. 3'te devam edeceğim. Bu kadar. Başka merak ettiğiniz soru var mı? Her şeyi cevaplıyoruz. Ama tek rica ediyorum, hala abone olmadıysanız abone olmanız, onun haricinde de kendinize iyi bakmanız, sevgiyle kalmanız. Dikkat edin, havalarda acayip soğukluk var ve bir salgın gidiyor. Vitaminlerinizi alın. Çünkü bunlar ne olursa olsun beslenme, bol su ve düzgün beslenme çok iyi. Ağızdan da almanız gerekiyorsa bazı vitaminleri alın. Belki de ileride bir vitamin videosu da çekeriz. Çünkü kışın da aldıklarım değişiyor. Durdurun beni, ben çünkü çok konuşuyorum. Söyle. Bir de yorumlarda size şey sormuşlardı. C vitamini serumu kullanıyor musunuz? Gece mi kullanılır, gündüz mü? Önerdiğiniz marka var mı? İşte bu C vitamini zaten. C ferulik dediğim C vitamini. Öyle mi? Evet, evet. Yani çok önemli, doğru söylüyorsun. Bu arada ben ağızdan C vitamini suda eriyen kullanıyorum. Yine cildime sürmem gerekir mi diye soruyorsunuz ya. Çok doğru. Sürmeniz gerekiyor. O bambaşka, bu bambaşka. Bu arada mesela çok güzel bir soru sordu. Piyasada satılan C vitaminleri var. Ucuz C vitamini serumlar çöp. Gerçekten bunun ben kendi markama da yapmaya çalışıyorum. Bir türlü olmuyor. Çünkü çok çok trikleri var. Çok ucuz aldığınız ürün hiç kullanmayın, daha iyi. Zararı bile olabilir, yani hiçbir yarar yok, onu net biliyorum. Onun haricinde de söyleyeceğim bir şey yok. Bu benim cildim orada normalden kuruya göre, kuruya yatkın. Hani bu benim kullandıklarım, belki size ağır gelebilir ama anti-aginglerin hepsi şey. Bu arada şurada bir şey daha anlatmak istiyorum. Şurada iki tane serum var. Bu Blemish Age Defense diye bir serum var, bunu göstereyim. Bunu niye çıkardım? Arada böyle sivilceniz çıkıyorsa, tamam mı? Sivilceye direkt nokta atışı yapabileceğiniz bir serum bu. Tamam mı? Bu böyle nokta yapın, gerçekten kurutuyor. Veya mesela daha çok ağız bölgenizde çıkıyordur. Buraya bunu sürüyorum. Çene bölgeme bu Blemish'i sürüyorum. Efsane iyi bir serumdur. Yani akneli ciltler, bunu not alın, Blemish'i. Diğer yerlerime de bunu sürüyorum. C ferulik normalden kuru ciltlere göre bir serum. Eğer yağlıysanız neydi yağlı olanı bunun? Sulmarin mi, öyle bir şeydi. Onu da linke koyarım. Kuru ve normal ciltler için bu. Benden bu kadar. Öpüyorum sizi. Görüşmek üzere.